Herkese merhabalar arkadaşlar. Köy Göçtük Gayri kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Cumartesi günü topladığımız odundan sonra iyi ki toplamışız. Akşam kar yağdı. Bayağı bir yağdı. Hatta yağan kar, görünüyor mu bilmiyorum. Şuradan göstereceğim size. Şöyle taşların arasında biraz var, hala erimedi. Pazar günü de karşı komşumuz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir hacı amcamız vardı. Hastaydı. Cenaze işleri vardı. Hem de karşı komşumuz olması sebebiyle hem yardımcı olduk, oraya gittik. O yüzden birkaç gündür buralarda yoktuk. Bugün de işlerimiz var. Güneşi görmüşken işlerimizi halletmek istedik. Hem kümesin içini temizliyor Aydın şu anda. Kümesin içi kötü. Bir de şurada böyle göstereyim, bir kasa var. Tek bir folluk vardı. Bir folluk daha koymak istiyoruz oraya. Böyle bir tahta kasa bulduk. O kasadan folluk yapmaya çalışacağız. Yani böyle kesmeye falan çalışıyoruz. Bakalım olursa folluk yapacağız. Böyle şu an ben giremiyorum içeriye. Çünkü biz kapıyı açtığımız anda Sam de kümese giriyor. Sam'i çok kümesin içine koymak istemiyor. Sam tavuklar böyle horozonlu yapıyor. İstemiyor yanında. Hem de sebebini bilmiyoruz. Aslında veterinere sorduk ama tavuğun pisliklerini yiyor. Vitamin aldık veterinerden. Şu an vitamin veriyoruz. Yani geçen 15 gün önce götürdük, yine bir aşısı vardı. Şu an vitaminini veriyoruz. Hani biraz böyle eskisi kadar yemiyor ama yine de yemesini istemiyoruz. Yani doktor vitamin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. İşte o yüzden onu çok böyle kümesinin içine koymaya, yani girmemesine özen gösteriyoruz şu anda. Şimdi ben de Aydın'ın yanına gideyim. Bakalım neler yapıyor. Görelim. Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz burada zeytinler var. Biz birkaçını budadık. Bir sürü ağaç var. Yani o kadar çok ağaç olduğu için hepsini budayamadık. Yani kar yağdı, yağmur yağdı. O yüzden bırakmak zorunda kalmıştık budama işini. Hem kardan sonra budamak istedik. Yani öyle oluyormuş aslında. İyi ki de bırakmışız o yüzden. Şimdi şu folluk işini halledelim. Sonra da kalan budama işlerini yapacağız. Bakalım Aydın neler yapıyor. Gidelim bakalım yanına. Sen gelme ama. Tamam mı? Evet, böyle çıkardık kümesin içindekileri. Bu şeyleri, tavukların şeylerini toplayalım da bir yere. Onları bahçeye. Yine atarız. Sen böyle geziniyor. Kümesin etrafında almıyoruz onu içeri. Şu kasa var ya. Tahta kasa mı? Evet, o kasayı. Şuraya karşıya koyalım değil mi? Onun ön tarafını keseceğim. Girip çıkmaları için rahat olsun. Şu ikili tahtanın üzerine koyalım. Evet, iyi olur. Gelin bakalım. Hayır, sen giremezsin. Sana versek mi olsun? Şöyle düşüneyim yani. Şu kasa. Evet. Şuradan gelse ya, bu önden. Şu tavukları çıkarıp bir tanesi kalsın. Şu ikisini keseceğim. Tavukların içeri girip çıksın. Yani şuradan şu bölgeden girsinler. Olabilir, mantıklı. Elini, parmağını çeker misin oradan? Bakayım.
Güzel oldu aslında. Evet, koyalım onu. İçine talaş saman var mı? Saman. Talaş var şu anda bize. Saman olsa daha iyi olacak. Saman olsa evet. Buluruz saman ya. Yan tarafımıza. Aynen. Yan tarafta inekleri falan var ya komşunun. Oradan şey yaparız isteriz. Şey, onu oraya koyacağız ya. Hani tavuk da içine girip çıkarken devrilmez değil mi? Yok yani, devrilmez zaten. Ne yapıyorsun orada? Yani buraya girebilmek için her yerde dört dönüyor. Öyle mi dursun? Bakayım. Öyle dursun bence. Evet evet, öyle dursun. Öbür türlü çevirme. Hem şu önü de şey olur ya. Girip çıkma şeyi daha iyi olur önden. Burada yukarıda. Sen yumurtlayacak mısın yine yoksa? Tabii sen oğlum. Evet. Hadi geç bakalım. Geç. Hadi gir. O da gidiyor. İkisi de yumurtlayacak. Şunun içini yapalım hemen de. Oraya da girsinler. Arkadaşlar, bu ceviz ağacımızın da budanması lazım. Ama ağaca bakar mısınız? Gökyüzü kadar çıkıyor. Nasıl budayacağız biz bu ağacı bilmiyorum. Yani budayan birileri var mıdır ki acaba köyde? Çok yüksek ya. Yan taraflarında da var. Görüyorsunuz, iki tane de orada var. Bir de şu kümesin üstünde bu var. Bunların hepsinin budanması lazım. Sen de mi gireceksin Sarı? Artık sırayla, yapacak bir şey yok yani. Hepiniz aynı anda, nasıl olacak bu iş? İki tane folluk lazım bize. Bak gidiyor beyaz. Bak gidiyor canım. Nereye? Kasaya herhalde. Bak göstereyim. Bakayım. Şu an kasaya gelmesi gerektiğini biliyor mu acaba? Ben şimdi talaş getireyim. Evet, şu an şey, biraz bu böyle ses çıkardıkları zaman yumurtlayacağız anlamına geliyor. Artık öğrendik, ezberledik. Hadi gir bakalım içeriye. Hadi gir. Evet. Bak çok güzel oldu kasamız, evet, burada. Hadi geç. Aferin sana akıllı kız. Hemen geçti. Hadi bakalım. Hadi bakalım, güzel güzel yumurta ver bize. Şu an değişik mi geldi sana? Yeni yeni o. Sanırım şu an keşfediyor. Evet, talaş getirdik ve bizim beyaz tavuk sadece dikildi öyle. Bir türlü oturamadı. Herhalde anlamaya çalıştı yeni geldiği için. Şöyle odun talaşlarımız vardı, altına talaş koyalım. Şimdi bakalım oturacak mı? Evet, yeni yerin nasıl? Beğendin mi? Talaşları da yemezsin yani. Yan uçuyor kendine. Talaşları gagalıyor. Hadi bakalım. Sen. Burada devam et.
Ne yapıyorsun sen? Nereden buldun onu? Arkadaşlar sen büyümüş mü? Tüyleri falan böyle bayağı bir uzadı. Çok güzel oldu. Tarıyoruz onları. Böyle bebek tüyleri varmış. Veteriner tarayın dedi böyle sık sık. Döküyorsun. Diğer tüyleri gelsin dedi. Taradıkça böyle daha güzel oluyor tüyleri. Hatta ilk zamanlar böyle şeydi. Koyun tüyü gibiydi. Dolanık dolanık. Şu anda böyle uzun uzun oldu. Rengi de değişiyor. Sevdin mi onunla oynamayı? Ben sana veririm anneciğim bir sürü ondan. Ya onu kemirsin. Evet, yarım kalan ağaçlarımızı tamamlayalım. Ne yaptın makası? Arkadaşlar, şimdi bizim budama makasımız olmadığı için hep böyle komşularımızdan, dostlarımızdan istedik. Sağ olsunlar, verdiler de. Geçen bir yere gittim. Budama makası istemeye başladı komşumuza. Baktım ki o da budama yapıyor. Bir şey diyemedim. Onun üstünde bir tane daha bir sevdiğim bir abi var. Oraya da gittim. Gene aynı amaçla gittim. Budama makası isteme. Ya belki inanmayacaksınız ama o da merdivene çıkmış. Aspada elinde budama makası vardı. Şu an çünkü budama zamanı. Evet, budama zamanı olduğu için şu makas herkese lazım. Ben cumartesi pazar kahvede çalıştım. Kahvede çalıştım. Ücret anca bu makasa aldım. Yani, Allah bereket versin, ben bir şey demiyorum. O kadar ama pahalı mı ya makaslar? Ya artık ucuz bir şey kalmadığı için. Evet. 2 gün çalışma sonucunda. Bu güzel makası aldım. Gözüm gibi baktım, şu makas aldım. Evet arkadaşlar, makas evin içinde. Aşağıda böyle aletlerimizi koyduğumuz bir yer var odunlukta. Dün evin içindeydi. Ya diyorum hayatım bunu götürsene aşağı diyorum. Aa, gözümün önüne dursun, burada dursun diyor. Ya götürsene, ne işi var burada diyorum. Olsun, ben diyor 2 gün çalıştım diyor bu makası almak için. Gözüm gibi bakıyorum ona diyor. Tabii canım, ben hani şöyle diyeyim, küçükken bayramlık alınırdı ya rahmetli babam. Evet. Sağ olsun. O zamanlar hiç bizi bayram eksiksiz bırakmamıştı bizi. Bayram arifesinden bir gün önce falan alışveriş yaptığımız o bayram sabahına kadar yastığım, ayakkabılarım ve benim eşyalarım oluyordu. Üstüne mi yatıyordu? Yani, benim de vardı kırmızı ayakkabılarım. Herkesin vardır ya böyle bir kırmızı, hani kız çocuklarının ayakkabısı falan. Ben de böyle koyuyordum ayakkabılarımı. Bakıyordum onlara hep. Şu da bu da onun gibi oldu. Aynen. Eski günlerimizi yad etmiş olduk bu arada. Buradan da tüm rahmetli annelerimiz ve babalarımıza rahmet okuyoruz buradan. Allah rahmet eylesin. Bu da benim için çok önemli oldu. Yani 2 gün çalışma karşılığında bunu alabildim sadece. Evet, şu an çok kıymetli. Ama ihtiyacımız. O. Evet, ihtiyacımız. Hem işimiz yarım kalmıştı. Gerçi makas olmadığından yarım kalmamıştı. Yağmur, kar falan oldu. O yüzden. Şimdi budamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak da olsa kümes işini halledebildik. Başlıyoruz. Şimdi ilk ayın direktiflerinle budama yapmaya. Şunu evet. Göstermiştim galiba. Bunu kesiyoruz. Aynen. Dipten mi? Evet. Şurada dipten mı kesiyoruz? Gücünü buna vermesin. Zaten 3 ana daldan oluşuyor. O yan dal olarak çıkmış. Sen gelir misin kızım? Ağaçlarımıza, bu genç makasını ağaçlarımıza böyle bir vazo görünümü vereceğiz. Bizler nasıl kesiyorduk? Şöyle değil mi? Yeni bir şey daha öğrendik. Evet, budama yaparken şöyle düz olarak değil, görüyor musunuz? Şöyle yan olarak kesim yapıyoruz. Yağan yağmur suları içine bırakmasın, içine girip virüs bakteri oluşturmasın diye. Yani burayı böyle vurup buradan aşağı aksın. Aksın tamam diye yan kesim yapılacak. İyi ki de ara vermişik. Bir şeyler daha öğrenmiş şeyler olduk. Öğrendik. Şu anda bize göre daha doğru kesim budama yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi şunu alabiliriz. Bu içeriye doğru giden bir dal. Hem de gücünü vermesin. Onu artık makasını alıyorum. Evet, yeni makasını al bakalım. Şöyle. Onu değil. Hayır, pardon, küçük olanı. Şunu. Hayır, ince olanı. Şunu. Evet. Oo, güzel kesiyor. Bismillah. Şunu da yan yapabilirsin. Hey.
Tamam. Şimdi ağacımıza bir vazo görünümü verip onu kavuşturmamız lazım. Şimdi şu en üstüne doğru giden kısmı da almamız gerekiyor. Onu da alalım. Evet, zeytini biraz rahatlattık, budadık. Şimdi burada bir erik ağacımız var. Alttakileri hepsini alayım. Bakar mısınız? Bunlar uyanıyor. Uyanmaya başlamış gibi sanki şurada. Bunlar uyanmadan hemen bu işi halledelim. Şu alt tarafı hepsini alayım mı? Hayır. Hayır. Genç ağaç budaması yapacağız buna şimdi. Ben dersime çalıştım. Bak şimdi. Buradan gelen şunu görüyor musun? Şu bir ana dal. Şu hat arkadaşlar. Şu komple şöyle bir ana hat. Ana dal. Şu yandan çıkan dalı alacağız. Şunu. Al bakalım. Evet, onu alıyoruz. Gücünü ona vermesin. Yine verev olarak kes. Tamam. Şunu alıyoruz. Bunu. Şunu. Evet. O da ana dalın yanından çıkan dal. O küçükleri de temizleyebilirsin. Şu alttakilerin hepsini alıyoruz hayatım. Demin söylemiştim. Onları anlamadım ben. Makas parayı hak ediyor. Hak ediyor mu? Evet. Kaç parayı aldın? Söylemem. 2 gün çalışıyorsun. Söylemem diyor. Evet arkadaşlar, ağacımızı budadık. Şöyle de göstereyim. Şöyle bir vazo görünümü verdik. Vazo görünümüne kavuştu. Rahatlamış oldu. Sıra geldi. Bu karmaşık zeytine. Sen. Aa. Aferin be. Bırak. Tamam, sağ ol. Sen ay Allah'ım. Nasıl düştü aşağıya? Kesecek, ağzına tutmuş bir de. Eşek seni. Şimdi sıra geldi. Bu karmaşık, karma karışık zeytini budamaya. Tamam. Bunu da budayalım. Dişlerin. Evet, başladık mı? Bu dal böyle yukarıya doğru gitmiş. Ay ne güzel oldu. Hem güneşi hem rüzgarı rahatlıkla alabilecek şimdi. Şurada gidiyor. Evet. Şurada gidiyor. Onu da alabilirsin mi? Ne kadar güzel oldu. Hemen hafifledi, ferahladı. Evet, bir tane dallar atlıyor. Şu da gidiyor. Evet. O da aşağıya doğru. Şu aradaki ne alabilirsin? Şu. Evet. Onlar karışmış birbirine. Evet. Şimdi nereye geldi sıra? Bir tane de şurada var bak. İşte olan. Evet. Kesin onu. Şu. Aynen. Onu da alıyoruz. Şuna bakar mısınız? Ama o pet şişeyle oynasın, sonra uyandırırım hocam. Tamam, gel alttaki sürgünleri de alalım. Şu kesik mi? Düşün. Ha. Geldim. Başka? Evet, onları da aralayalım.
İki ağaç birbirine girmiş şurada ya. Bunların da yapalım. Şöyle bir rahatlasın. Bu dallar seni taşımaz. Şimdi neden sen oraya tırmanmaya çalışıyorsun? Düşersin. Şunu alacağız. Hayır hayır, komple odalı alacaksın. Hangini? Şunu. Evet. Evet, bizim beyazı görüyor musunuz arkadaşlar? Beyaz orada yumurtlamış. Alın yumurtamı diyor. Alın diyor şu an yumurtamı. Gidelim bakalım, yumurtayı alalım. Geliyorum. Bekle biraz. İşimiz bitsin hemen geliyorum. Şimdi ne oluyor? Kalsın. Ağır duruyor. Dikkat et. Bulan içi bulma. Kesebilecek misin? Çok az. Eysan, belki yapabiliriz bu işi. Evet, süper oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arası açıldı, rahatladı. Evet, burada bir işe yaramayan kuru bir dal var. Onu da aldık. Tamam. Evet, bayağı çıktı. Bayağı güzel oldu ya. Bunları iyi. Şimdi şurada arada bir dal var arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Ve bu ağaca da birleşmiş. Bunlara böyle bakım yapmamışlar. Böyle bir sürü ana dal olmuş. Bu taraftan da göstereyim size. Şöyle. Evet. Aşkım. Tamam. Tavuğu kurtaralım. Tamam. Tavuğu ben gideyim açayım. Şimdi şurada şu kısımlarda fazlalık var. Onları nasıl alacağız? Merdivenle ya da bir şekilde. Orayı da biraz rahatlatmamız gerekiyor. Sonra ağaca benzeyecek. Evet arkadaşlar, şöyle biraz ağacımızda vazo görünümü vermeye çalıştık. Rahatlasın, ferahlasın. Bize önümüzdeki kış bol bol zeytin versinler. Evet. Yaptın mı yumurta? Bakalım bakalım. Acaba buraya mı yaptı? Bu kasanın içindeydi en son. Aa, yok burada. Eski alışkanlıklarımdan vazgeçemem. Buraya yapmış. Yumurtamızı da alalım. Aferin kızım sana. Hadi gel çıkalım. Sen burada kaldın Sem'in yüzünden hafif. Gel bakalım. Gel kızım, gidelim. Tut onu. Onu tut, yoksa kümese girecek. Gel bakalım. Güzel kız. Tamam. Evet, yumurtamızı da aldık. Aydın da bu ağaca bir şekil vermeye devam ediyor. Sen böyle her bulduğuyla oynuyor.
birileri odun yapmış gidiyor. Yok ya, tam beraber de şu anda. Ay ne kadar güzel oldu ağaç. Gel. Aferin. Tamam, buraya atıyoruz. Bırak. Evet, bu ağacımızın işi bitti. Güzel oldu. Bunlar da çıkan dallarımız. Şöyle göstereyim. Bayağı çıktı ya. Tamam. Yine 3 ağaç falan yaptık mı? 3-4 ağaç. Erik'le beraber 5 evet, ağaç. Evet, o küçük eriği de sayarsak 5 ağaç. Aynen, güzel oldu. Bitiyor, az kaldı. Az kaldı derken kaç ağacımız var? 1-2-3-4-5. 5. Gösteriyorum arkadaşlar. Kalan ağaçlar bunlar. 3-5. Şunu saymıyorum zaten. Şunu o şeydi ya. Daha önceden kesilmiş öyle. 6. Şurada altı var. Şu cevizin yanında bir tane var. Şurada arada. 7. Aslında var bir sürü. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Budamaya biz devam edeceğiz. Bu kalan ağaçları da bugün bitiririz. Güzel bitmiş şekilde ya fotoğrafını ya da videosunu yayınlarız size. Bu ayın sonuna kadar bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Nisan başında falan çiçekler açıyormuş. Yani açarmış burada da. Geç kalınmış bir şey değil budama işi. Daha 2 haftalık bir vakit var önümüzde. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buradan da abone sayımız bayağı bir yükseldi. O da sizin desteğinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza hoş geldiniz. Videolarımız şu anda güzel izleniyor sizin sayenizle. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.